Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı ilanlarından bahsedeceğiz. İlanlar diyorum çünkü iki farklı ilanı var. Her iki ilan da 22 Nisan'da başvurusu başlamış olacaktır. İkisi farklı ilan olduğu için uygunsanız, şartlarınız uygunsa her ikisine de şansınızı değerlendirebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, İçişleri Bakanlığı alımının zaten ilkinden daha öncesinde bahsetmiştik. Fakat her ikisinin başvurusu da nasıl yapılırla ilgili kısmı yarından itibaren tekrar aktaracağım arkadaşlar. Dediğim gibi bildirimleri aktif hale getirerek bütün süreçten haberdar kalabilirsiniz arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı ilk ilanında başvuruları çok doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Doğru bir tercih sunmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilgi Yıldızı'ya danışmanlık Instagram hesabı üzerinden normalde kontenjan doldu ama ek olarak biraz daha kontenjanı aşmış oluyorum arkadaşlar. Bilgi Yıldızı'ya danışmanlık Instagram hesabı üzerinden danışmanlık kaydı oluşturmak istiyorsanız doğru tercih için veya sözlü mülakat aşaması için ilgili bütün kısımları sizler oradan ekip arkadaşlarımıza yazarsanız dönüşler yapılmış olacaktır. Kontenjan boşluğu olduğu müddetçe 4 katı kadar aday sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır. Bilginiz olsun. İşçi alımında ise bundan ilk kez bahsediyoruz. Daha öncesinden bundan bahsettiğim için tekrar detaylara girmeyeceğim. Yarın başvurusu ile ilgili kısımla konuşmuş olacağız. Şimdi sürekli işçi alımında göç idaresinde arkadaşlar güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför ataması yapılmış olacaktır. Burada KPSS şartı istemiyor. Kura ile atama ve sözlü mülakat ile atama yapılmış olacaktır arkadaşlar. 4 katı kadar aday yedek olarak da belirlenmiş olacaktır. Yine az önce bahsetmiş olduğumuz ilan gibi arkadaşlar. Şimdi buraya kimler başvurabiliyor? Sizler güvenlik görevlisine başvuracaksanız en az lise mezunu olmanız gerekiyor. 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Ve güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerektiğini yazmış durumda. Erkeklerde 170 santim, kadınlarda ise 160 santim kısa boylu olmamanız gerekiyor. Temizlik görevlisi için de en az ilk öğretim mezunu. Bu sizlere uygun değilse veya başvuru yapmak istemiyorsanız bile çevrenizdeki yakın akrabalarınıza, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Şoför atamasına ise yine en az lise mezunu istiyor. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmanız ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiğine yazmış durumda. 22 Nisan'da başlıyor. 26 Nisan'da sona erecek. İşkur üzerinden başvurular yapılacak. Dediğim gibi her iki ilanın da başvurusu nasıl yapılırla ilgili kısmı yarın tekrar aktarmış olurum. Şu an 21 Nisan, yarın 22 Nisan tarihi itibariyle sizlere başvuru hakkında da bilgi vereceğim. Kura işlemleri ise 8 Mayıs tarihinde yapılmış olacaktır. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne şahsen sizler gidip oradan kura sonucunuzu izleyebileceksiniz. Kura çekilişini izleyebileceğinizi de belirtmek istiyorum. YouTube üzerinden canlı olarak aktarılır mı? Şu an için bir bilgi yok. Aktarılırsa bunun hakkında da ilerleyen zamanda bilgisini vermiş olurum. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Diğer bütün kısımlar için de ben linki yorum kısmına sığabileceğim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlamış olacaksınız. Dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın diğer 1600 küsür atamaya sizler başvuru yapacaksanız da eğer zaten daha öncesinde bilgisini aktarmıştım. Onu da açıklama kısmına bırakacağım o videoyu. Bilgi Yıldızı'ya danışmanlık Instagram hesabı üzerinden danışmanlık kaydı yapabilirsiniz. Eğer başvuru yapmakta zorluk çekiyorsanız veya doğru tercih süreciyle ilgili kısmı irdeleyemiyorsanız arkadaşlar muhakkak destek almanızı tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer bütün atama ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu vermeyi ihmal etmeyin. Her iki ilanda sözlü mülakatta olduğu için sözlü mülakat kitap sipariş linkini de açıklama kısmına bırakmış oldum. Ve kitap sipariş oluşturan kişilere de hediye PDF aktarılmış olacağını da belirtmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah atandığı haberinizi almak duasıyla. Hoşça kalın arkadaşlar.